Herkese merhaba arkadaşlar, RetroHash hoş geldiniz. Yepyeni bir Fancy Pants bölümüyle karşınızdayım. En son bölümü izlemişseniz sağ üst köşeden izleyebilirsiniz. Çocukluğumuzun efsane oyunlarına ara ara video atıyorum bildiğiniz gibi ve Fancy'yi seri hale getirdim abi. Benim de açık söylemek gerekirse oyunu bitireyim diye bir merakım oluştu. Oturup oynamaya çok fırsatım olmuyor ama elimden geldiğince Fancy'ye bölüm çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Bakalım ilerleyen zamanlarda ne yapacağız bilmiyorum. Çılgın pantolonumuz Fancy. Buradan yukarı, buradan gitmemiştik ya, aynen. Yeni yer burası. Aynen, en son. Bu arada Skull'da bayağı pantolonumuz var. Yeni şapkamız. Şöyle ekoseliye mi geçsem, ne yapsam? Şöyle ne yapayım? Dar kesim skinny, kot pantolonumu giyeyim abi. Allah, çöküyor lan burası. Ve en sevdiğim sahnelerden bir tanesi. Acaba yukarılarda bir şey var mı? Oho. Aşağıda bir şey var mıydı acaba? İnşallah kapı atlamamışızdır. Ve yeni diyarlara geldik. Ne oluyor? Kardeşimiz ve kedisi burada. Hey, ne yapıyorsun diyor. Hey bayan. Oo, müzik yeni şarkı çalmaya başladı background'da. Ne olmuş ya? Bu benim kedi diyor. Kedi Cano. Abim de buralarda bir yerlerde çok yavaştır diyor. Oo, merhaba kedi Cano. He, belediye başkanının kurduğu kampa gelsin, gelir umarım gibi bir şey söylüyor. Gelebilir diyor daha doğrusu. Geliriz diyor, geliriz. Çok neşelendik. Kralın kraliyet banyosu yağmur sırasında ters mi dönmüş? Ne olmuş? He, bundan dolayı bu etraf böyle bir şey olmuş abi sanırsam. Önceki bölümlerde bildiğiniz gibi önceki Fancy oyunlarında korsanlarla ilgili bayağı mücadeleler vardı. Oralara gönderme yapıyor. Neyse, çok daha fazla hikayeyle şey yapmak istemiyorum. O kim ya? Biri orada keyif atıyor. Hacı abi ne yapıyorsun sen ya? Ne oluyor abi orada? Sen sonunda diyor aşağı bir yol buldun diyor. Harika. Evet, geliyoruz. Hoppa, bir dakika, orada şey var. Ben onu alırım abi, ben onu alırım. Böyle alırım, böyle de alırım işte arkadaş. Dostum ne yapıyorsun orada? Elinde bir şey. Ha, yağmur sırasında anladım. Yağmur yağdığı zaman kralın büyük küvetinin altına saklanmış. Herkes sığınak olarak kullanmış. Yağmurdan sonuçta biz de çizimiz yani abi, şey olmayalım diye. Erimeyelim diye. Şeker gibi çocuğuz. Islanırsa geliriz yani. Yalnız şu... Demek ki etraf o yüzden böyle olmuş. Ben de diyorum ne oldu? Garip bir yağmur yağdı. Hatırlarsınız kardeşimiz bizi uyandırmaya geldiğinde öyle bir muhabbet dönmüştü. Şuranın müzikleri gerçekten çok güzel oluyor. Adam of. Of, çok acıdı be. Abi oradan nasıl geç? Heh. Adamım ne oldu ya? Burada ben hep geçemiyorum arkadaş ya. Hayır. Hayır adamım ya. Geliyorum. Vallahi gidiyordum ha. Geldim dostum. Yettim adam. Bir dakika, onları alırım ben. Hayır. Oo, çok havalı bir şapka be. Yetişir miyiz? Şapka çok güzel oldu ya. Arkadaş bitiyorum. Ya harbiden yani dur. Kimi giyelim? Bu şapkayla bu çok uyumlu oldu. Yok, uyumlu oldu, olmadı. Sarı, aynen. Sarı güzel oldu. Sarı candır. Sarı candır. Biraz şeyi kıssam aslında. Heh, şöyle olsun ya. Güzel. Örümcağı. Bir örümcağı daha. Oha, headshot oldu abi. Combo. Hikaye vallahi garip gidiyor.
Bu yağmurun gizemini çözeceğiz herhalde. Kralın küveti sağ olsun herkesi kurtarmış. Biz de o arada evdeydik tabi. Bu arada şapkalarda sıralı. Arada bir renk pantolon atladık abi bir yerlerde. Öyle bir sıkıntımız var. Geri döner miyim onun için bilmiyorum ama. Belki. Şeyleri, ses efektleri falan bayağı güzel olmuş açık söylemek gerekirse. Ne yapıyorsun koçum? Düşüşler falan çok iyi. Dolma kalemi aldığımız da iyi oldu bu arada. Ve bir kısmı daha geçmiş olduk. Yani Fancy'yi dediğim gibi Steam'den alabilirsiniz, bulabilirsiniz. Sağdan soldan başka yerlerden de bulabilirsiniz. Diğer Fancy oyunlarını da oynamanızı tavsiye ederim. Eğlenceli bir oyun. Böyle çok zaman alan bir oyun değil. Yani bakmayın ben hani çok uzun süre oyun oynayamıyorum artık bildiğiniz gibi. Böyle ufak ufak. Bir dakika yukarıda bir şey vardır kesin. Kesin vardır abi. Şimdi benim oraya çıkmam. Oradaki ne ya öyle çalı. Yukarı çıkacağız abi yukarı. Geliyorum bir dakika. Yukarı... Çıkamıyorum değil mi? Ama erken mi atlamam lazımdı acaba? Abi ben oraya çıkarım. Ben oraya çıkarım abi. Ne oluyor lan burada? Ne yapıyorsun koçum? Şapkamı beğendin mi diyor. Şapkamı beğendin değil mi diyor. Evet. Sonunda yağmur durdu diyor. Hay Allah'ım adamım ne konuşuyorsun ya? Oo kapı. Şimdi orada kapı varsa acaba burada var mı yani? Ben şimdi oraya takılmış durumdayım abi. Orada kesin bir şey var ya. Ben oraya çıkacağım şimdi bir dakika. Of of çok kötü sektik. Kardeş çıldırttın beni ya. Hayır ya. Oğlum o hareket mi ediyor? Böyle bir şey olamaz abi o hareket ediyormuş ya. Oradaki şeyi iyi tutturmak lazım ha. Ama ben göremiyorum ki. Gıcık oldum vallahi gıcık oldum. Dur bir dakika yapacağım. Bu arada arka plan müziği gerçekten bilmiyorum sadece ben mi beğeniyorum ama hayır. Gıcık oldum ağzım yüzüm kaşınıyor şu an. Haydi koçum. Haydi adamım. Şu Fancy'yi her seferinde oynarken nedense şu moda bürünüyorum. Haydi adamım modu. Haydi koçum. Buraya ben zaten çıkabiliyordum ki koç ya. Ama oraya mı zıplamam gerekiyordu acaba? Dur bakayım şu kapıya bir girelim. Olayı çözeceğiz abi. Yine harika bir yere geldik. Hayır. O yeni pantolon rengi. Kot pantolon. Kot pantolon rengi mi? Havuu çok kötü düştüm. Vuu, harbi çok kötü düştüm abi. Evet. Evet 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 geliyorum. Ya arkadaş her seferinde de aynı hata yapılmaz ki. Evet adamım geldim. Hayır yetişemedim. Hızımı ivmemi kaybettim abi. Kötü düştüm. Vallahi kötü düştüm.
Geliyorum, haydi haydi haydi. Oho. Adamım ya. Evet 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 evet. Kötüydü o, kötü oldu, kötü oldu. Zıplamasam aslında. Daha fazla ivme kazanmam lazım. Bir dakika abi, yeniden deniyoruz. Deneme 9999. Haydi Fancy, haydi Cano koş. Geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz. Koş, 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 koş. Oho. Hop. Hop. Olay ivme abi, olay ivme. Kot pantolonu. Bu arada yeni bir kot pantolonu aldım. Dar lastikli paçalı kot pantolonu. Lastik paçalı kot pantolonu. Acaba şimdi yukarı çıkabiliyor muyuz? Şimdi benim diğer kafamdaki soru işaretlerinden bir tanesi de o. Acaba orada gerçekten ne var dostlar? Hayır. Buraya düşmemeliydim, buraya düşmemeliydim. Geliyorum. Yapmıştım, yapıyordum. Bir dakika şimdi acı. Kaçma koçum ya, kaçma ya. Çok mu uzaktasın? Ah be, neredeyse yetişmiştim. Gitti o yüksek ihtimalle. Hayır. Abi bir kere tutunabiliyorsun, sonra atıyor ya. O kötü olmuş. Açık söylemek gerekirse. Şu bizim çalı saçlı süpürge arkadaşımız. Kötü düştüm ah. Güzel. Yetişemedim. Zamanlama çok önemli abi, denk gelmiyor ya, harbiden denk gelmiyor yani. Ama ben şimdi orada ne var gerçekten merak ettim. Bir şey var mı gerçi, öyle bir durum da söz konusu. Onun üstünde yani şu tarafta, abi şurada bir şey var. Bak şu, ama orası yine aşağı iniyor, yukarı bizi sürüklemez. O yüzden bence orada hiçbir şey yok. Aynen öyle düşünüyorum ya. İlerleyen zamanlarda, zaten şu an baktığım zaman renklerden yana bir sıkıntı yok. Yo, bu renk araya girmiş. Aşağıya giden de bir yol var. Şimdi abi çok yer var yani baktığın zaman. Burası nereye gidiyor? Burası farklı bir yere gidiyor. Yukarısı farklı bir yere gidecek. Hepsi farklı farklı yerlere gidiyor yüksek ihtimalle. Burası farklı bir yere gidiyor. Aa, yarasalar var. Yukarı tarafta ne var acaba? Şimdi oraya bir çıkalım bakalım. Of. Dostumuz Fancy. Abi orada yukarıda bir şey var ya. Burası buraya bağlanıyor da. Bak o yukarı çıkılıyor abi. Ama nasıl çıkılıyor onu bilmiyorum acaba. Tırmanabileceğimiz bir yer mi var? Sanki burada bir şey. Yukarılarda baksana bayağı yükseklerde bir şeyler var gibi. Ya koçum bir git arkadaş. Şuraya gitmek bana hiçbir şey... Ne oluyor lan? Orada ateş eden bir şey var. Adamın mermisini vurdum ya. Arkamdan ağlamasın sonra. Çöp adam. Vallahi abi şuradan geri gideceğim ama... O üst tarafa takılmış durumdayım. Ama oraya çıkılmıyor abi ya. İstediğin kadar uğraş çünkü o eğimli yukarı zaten atmaz seni. Gerçi Fancy'de fizik kuralları çok geçerli değil ama. Haritadan girip çıktığın zaman sıfırlanıyor ya. O kötü.
Adamım. Kapı mı vardı aşağıda ya? Burası sanki kırılacakmış gibi gözüküyor ha. Oraya nasıl çıkacağız peki dostum? Orada yalnız bir kovboy var. Dostum yalnız başına ne yapıyorsun burada? Tek başına oturuyorsun. Oraya nasıl çıkacağız harbiden ya? Bunları kırsam ne olur acaba? Şimdi kafamdaki deli sorular. Hiçbir şey olmadı abi. De bu yalnız dostun yanına nasıl çıkacağız biz? Ben onu çözmeye çalışıyorum. Oradan dur şöyle yapsam. Bir dakika şöyle gelsem. Hık desem. Hık. Haydi. Tutunur köşeye lan. Dostum ya. O ne yapıyor o koç orada? Duvara çarpıyor işte. Böyle çıkamamız mümkün değil ki. Oğlum iyice aşağılara gittim ha. Geri dönemeyeceğim. Yemin ederim geri dönemeyeceğim. O kadar aşağıya gitmemem lazım bence. Ben geri gidiyorum aşağıya. Diğer tarafa. Aha buradan aşağıya çıkılıyor. Oradan öyle çıkılıyor yüksek ihtimalle. Şimdi kesin kapı var ben. Of gelişine vurdu ha. Diğer tarafta kesin kapı var. Biliyorsunuz atlamadan geçmememiz yani geçmememiz gerekiyor. Hiçbir şeyi atlamamamız gerekiyor. Atlamadan geçmemek ne demektir? Yani tam olarak nasıl bir cümleye kurmaya çalıştığımı ben de bilmiyorum. Ama şuradan şöyle aşağı gidip diğer taraftan bağlantıdan o haritanın sonuna doğru gitmeye çalışacağım. Kapı varsa alırız. Kapı yoksa bölümü sonlandırırız arkadaşlar. Dostum güzel yakaladım ha. Bir dakika şimdi orada ne var? A dostlar. Buradan yukarı... Lanet olsun. Ben yukarı çıkmak istemiyordum ki. Gelişine vururuz vallahi adamı böyle arkadaş. At yukarı, at yukarı. Şöyle bir kulaklığı azıcık düzelteyim. Ve şuradan... Perfect timing. Buraya atladım acaba aşağıda bir şey var mı? Hiçbir şey varmış gibi gözükmüyor dostlar. Abi ben biliyorum kapı var ya. Biliyorum kapı var. Kapı olmadan olmaz. Ve evet. Bu ne lan? Allah belanızı vermesin. İnsan oynayacak bunu. İnsan oynayacak insan. İnsan oynayacak şu oyunu ya. İnsan oynayacak. Şunu düzgün yapın Allah aşkına. Üf geçtik. Vallahi uğraştırdı ha. Ve evet. Aa burası tekrar açılmış. Şu yalnız dostumuza acaba buradan ulaşmamız mümkün mü? Gerçekten derdini merak ettim. Aha. Aha. Yüksekten atlayınca yerden sekmesi değişiyor sanırsam. Bir dakika. Ben oraya nasıl çıktım ya biraz önce? Tövbe yarabbi. Heh. Dostum ne oldu ya? Senin derdin ne? Çok şey yani yağmur geldiği zaman her şeyi aldı götürdü bilmem ne falan. Ben de gittim zannettim diyor. Bir an için öldüm gittim. O tarz yani bir, çok karamsar biri. Dostum yapma böyle şeyler kendine.
Bu arada skaladan baktığımız zaman yeni fıstık yeşili pantolonumuzla şuradan geçip Fenasi'nin maceralarına bir sonraki bölümde devam edeceğiz. Şimdilik bu kadar diyeceğim arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı esirgemeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.